Birleşik Devletleri'ne gidelim, evet, mi? Razi tamam. Cioniklegil, Sözcü ABD temsilcisi Razi Cioniklegil bizleri bekliyor. Çünkü dün akşam Biden'dan önemli bir açıklama daha geldi. Razi merhaba diyelim. Biden'ın Türkiye ile ilgili hem Suriye konusunda açıklamalarını, Suriye bize tehdit, Suriye'de Türkiye'nin varlığının tehdit olmasından bahsetti. Önemli bir açıklamaydı. Onun sonrasında o açıklamaların yansımalarını rica edeceğim. Hem de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nden şu anda İsrail-Hamas savaşı nasıl görünüyor? Şimdi öncelikle bu açıklamadan ziyade bu mektuptu. Biden'ın bu açıklamadan ziyade mektup. Bu mektup neydi? İşte Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durum açısından işte ulusal acil durumun devam edilmesine ilişkin meclis, Amerikan Meclisi yani Senatosu, Kongresi ve Senato Başkanı'na yazdığı birer mektuptu. Şimdi bu nedir? Bu Trump döneminde aslında çıkan bir yasa bu. İşte bir ulusal acil durumlar yasası, bu yasa işte bu Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı yaptığı dönemde Amerikan işte yönetiminin çıkartmış olduğu, devreye sokmuş olduğu bir yasaydı. Ve işte 14 Ekim 2019'da bu çıktı ve geçerlilik süresi de 14 Ekim 2023'e kadardı. Şimdi ne oldu? Biden bu yasayı yani 14 Ekim'de sona erecek olan bu yasayı bir yıl daha uzattığını söyledi. Evet. Olay budur. Yani bunun hani zamanlaması soruldu. Türkiye'de çok tartışıldı. Böyle bir zamanda hani buna ne gerek var diye. Halbuki bu Trump döneminde çıkartılmış, alınmış bir karar. İşte neydi? İşte Türk hükümetinin Kuzeydoğu Suriye'deki askeri operasyonu ve işte Irak ve Suriye İslam Devleti'ni yani IŞİD'i yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakla ve sivilleri tehlikeye atmakla işte Türkiye'ye tehdit oluşturuyordu. İşte bu yazılan mektupta bölgedeki barışı, güvenliği ve istikrarı baltalamak ve ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politikasına olan dışı bir tehdit oluşturmaya devam etmek. Bu nedenle Suriye'deki durumu Suriye ile ilgili işte 13894 sayılı kanunun işte devam ettirilmesi gerektiğine karar verdim diyor. Yani işte bu Trump döneminde çıkartılan bir yasaydı ve tam işte bitmesine 2 gün kalmıştı ve Biden bunu bir sene daha uzattığını söyledi. Bunun zamanlaması tarihiyle ilgili bir durum. Yani evet. Şimdi bu İsrail çatışma varken nereden çıktı bu denmesi? Bu tamamen teknik bir konu diyebilirim. Tabii ki burada Amerikan çıkarları kelimesi, ulusal çıkarları kelimesi gerçekten tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan çok tepki gösterdi. Ancak aynı tepki eski başkan Trump döneminde bu yasa çıktığında bu tepki o kadar şiddetli verilmemişti. Ve bu o zaman işte 5 yıllık çıkmıştı. Şimdi bakıyorsunuz işte bir yıl daha uzattı. Şunu sormak istiyorum Razi Cioniklegil. Bir öncekinde çıkarıldığı dönemde de aynı cümleler yer alıyor muydu? Bu önemli. Yani Suriye'de bulunan Türk askerinin tehdit teşkil ettiği kelimeleri var sanırım içinde. Bu bir öncekinde de var mıydı? Kesinlikle vardı. Peki. Ve o dönemde çok olumsuz bir ortam vardı zaten Amerika'da. Türkiye'ye bakış. Sanki Türkiye orada bir soykırım yapacak şeklinde özellikle Amerikan Savunma Bakanı çok sert ifadeler kullanmıştı. Türkiye'yi kızdıran ifadeler kullanmış. Türkiye'yi soykırım yapabileceği şeklinde uyarmıştı. Bir NATO müttefikinin Amerika'nın Savunma Bakanı'nın bu sözleri söylemesi çok talihsiz bulunmuştu ama Türkiye hiçbir şekilde bu çok ağır şimdi bugün verilen tepki o dönem bu kadar şiddetli verilmemişti. Peki o zaman şu konuya geçelim hemen. Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Blinken'ın açıklamasını dün ekrana getirdik. ABD Savunma Bakanı'nın açıklaması da önemli. Hem Avrupa'dan hem Amerika'dan daha farklı siyasetçilerin isimlerin geleceği de konuşuluyor İsrail'e destek için. Şu anda gelinen son noktada bir boşalt çağrısı yapıldı Gazze'ye İsrail tarafından sivillere ama işte biraz evvel ekrana getirdik. Onlar boşaltacak bir yer yok, gidecek yerleri yok ama buna rağmen insanlar vurulmaya devam ediyor. Kendileri de uymuyorlar zaten. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an tansiyon nasıl, oradan nasıl görünüyor bu durum? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Birleşmiş Milletler bu boşaltmanın mümkün olmadığını, bunun imkansız olduğunu duyurdu zaten bugün. Öte yandan Amerika'da şu anda bir sıkıntı var. Bu sıkıntı tabii Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'nin liderinin olmayışı. Şu anda tabii Biden daha dikkatli, daha dengeli konuşmaya çalışıyor. Çünkü sürekli İsrail'in her defa yanında olacağını
söylemesine rağmen ve Filistinli sivillerin korunmasına da sürekli çağrı yapıyor. Yani biraz daha dengeli. Ancak cumhuriyetçilerde gerçekten sıkıntı var. Çünkü cumhuriyetçi biliyorsunuz meclis başkanı McCarthy'nin indirilmesi, kendi partisinden insanlar tarafından indirilmesinin ardından işte dün ikinci aday McCarthy'se yani o da Steve Scalise, o da adaylıktan çekildi. Çünkü yeterli desteği, kazanabilecek desteği kendi partisindeki aşırı sağcılardan alamadığı için adaylıktan çekilmiyor. Şimdi yine Trump dostu Jim Jordan, Ohio milletvekili, o adaylığını test ediyor bugün. Fakat onun da iyi bir destek alması zor gibi görünüyor. Şimdi bu arada tabii partide söz sahibi olan cumhuriyetçilerde eski başkan Trump. Trump dün yine bir miting yaptı ve mitingde işte Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi çok sert bir şekilde. Ve hatta bu istihbarat becerisizliğinden dolayı da suçladı. Ayrıca yani özellikle Hizbullah'ı öven, Hizbullah'ı çok akıllı olmakla tanımlayan Trump çok sert de tepki aldı. Hatta bir de Netanyahu yani şöyle eleştirmeye devam etti. Hatırlayacaksınız 2020'de İran istihbarat şefi Kasım Süleymani'ye yapılan operasyonda, hava saldırısında İsrail son anda bu operasyona katılmaktan vazgeçmişti. Ve burada da işte korkaklıkla suçladı Netanyahu'yu. Orada da öfkelenmişti ve sürekli Netanyahu'yu eleştiriyordu. Bu tabii çok eleştirildi. Hatta şimdi Cumhuriyetçi Parti'de o kadar kavgalar var ki şu anda. Tabii bu Amerika'da bu İsrail'deki yaşananları politika belirsizliğine de yol açıyor. Mesela bir zamanlar Trump'ın iyi dostu olan New Jersey eski valisi Chris Christie, o da şu an başkan aday adayı, yani Cumhuriyetçi Parti'den başkan adayı. Yani resmen Trump için yalnızca aptal bir insan yani bu tür yorumlar yapar. Yalnızca bir aptal İsrail'in düşmanını bu durumda hani İsrail düşmanını övecek yorumlar ancak böyle aptal insanlar yapar şeklinde sözler kullandı ve yani sadece yani Amerikan halkını, İsrail halkını değil sadece kendisini sabah uyandı aynada gördü kendisini önemseyen bir insan olmakla suçladı Trump'ı. Yani şimdi bakıyorsunuz Cumhuriyetçi Parti'de yani başkan yeniden Trump olursa işte Trump'ın İsrail'e yönelik bir sözleri işte daha evvel biliyorsunuz Trump Rusya'yı da çok övmüştü. Hatta şu anki Rusya-Ukrayna savaşında hep Ukrayna'yı eleştiren, Ukrayna yardımın kesilmesini ve Trump sanki Putin'i destekleyen yönde açıklamalar yapıyor Trump sürekli ve burada da işte yine tavrının ne olduğu yani kendisiyle yakın olmayan, kendisini eleştiren herkese düşman. Öte yandan aşırı sağcı işte 8 tane milletvekili var Cumhuriyetçi Parti. Bunlar da kendi partilerinden meclis başkanı seçilmesini engelliyorlar. Bu durumda şu an Amerika'da şu an işte biraz evvelki mektuptan bahsettik Biden'ın mektubunu. Bunu meclis başkanına gönderdi. Fakat meclis başkanı yok şu anda. Şu anda Amerika'da meclis başkanı yok ve seçilmesi de çok zor. O yüzden Amerika çok tam bir siyasi bir kaos içinde oldu, başladı bu İsrail-Hamas çatışması. Ve şu anda da yani Amerika'nın bu sorunu yani meclis başkanı nasıl seçeceği merak uyandırıyor. Çünkü yakın bir zamanda bu da mümkün görülmüyor. Peki. Sözcü ABD temsilcisi Razi Canik Digil, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o atmosferi havaya aktardı. Teşekkür ederim yayına katkıları için. Evet. Devam edelim.